Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi! Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi! Woo! Bakın arkamda ne var? Bu makineye forklift deniyor. Bugünkü bölümümüzde forkliftler hakkında yeni bilgiler öğreneceğiz. Şimdi forkliftin parçalarını tanıyalım. Gelin. Oo, şuraya bakın. Burası kabin. Forkliftin operatörü burada oturuyor. Oo, şuraya bakın. Bu bir tekerlek ve lastik. Bu da bir tekerlek ve lastik. Bu tekerlek çok büyük. Bu tekerlekse çok küçük. Woo! Vay canına. Şu uzun şeye bakın. Buna kızak deniyor. Hop. Ve bu şeyse işte taşıyıcı. Oo. Ve bunlar da çatallar. Nam 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 nam. Bu üç parça da paleti kaldırıyor. Bakın burada ne var? Bu bir dans pisti. Yani palet. Gelin hadi yağını kontrol edelim. Oo, bu forkliftin motoru. Vay canına. Burada bir sürü havalı şey var. Forklift gücünü bunlardan alıyor. Bence hep birlikte yağ kontrol edebiliriz. Oo. Önce ölçme çubuğunu çıkartıyoruz. Sonra tekrar yerleştiriyoruz. Sonra yağ kontrol ediyoruz. Oo. Ve harika görünüyor. Hizmet standartları diye işte buna derim. Pekala. Şimdi forklifti kullanma zamanı. Ama önce güvenlik. Güvenlik ekipmanlarımızı giymeliyiz. Baretimi taktım. Ha? Ve parlak. Turuncu. Oo, çok rüzgar var. Bir pelerin gibi. Hadi giyelim. Ve fermuarı çekelim. Evet. Tüm güvenlik ekipmanlarımızı giydiğimize göre artık forklifti kullanabiliriz. Gelin. Hadi bakalım. İçeri gelin. Evet, şu anda forkliftin içindeyiz. Önce emniyet kemerimizi takmalıyız. Oh. Ah, işte oldu. Kemeri bağladık. Bu forkliftin direksiyonu. Oh, bütün her şeyi döndürüyor. Buysa vites kolu. İleri ve geri gitmeyi sağlıyor. Buradaki kollarsa kızak, taşıyıcı ve çatalları yönlendiriyor. Yukarı ve aşağı kaldırınca yukarı ve aşağı hareket ediyorlar. Buysa sağa ve sola döndürüyor. Vay canına. Pekala. İşte gidiyoruz. Forklifti çalıştıracağım ve onu süreceğim. Evet. Thank you.
Hey Blippi, paletlerden birini depoya taşımama yardım eder misin? Tabii, elbette. Teşekkür ederim. Tamam, vay canına. Duydunuz mu? 4 paletten birini seçip depoya taşımamız gerekiyor. Tamam, 1, 2, 3, 4. Bakalım üstlerinde neler var. Hadi gelin. İlk paletin üstünde 4 beyaz kova var. İkinci palette mavi renkli büyük bir varil var. Üçüncü palette 4 siyah lastik ve dördüncü palette de ekskavatörde kullanılan büyük bir kepçe var. Hey Blippi, kiminle konuşuyorsun? İşine dön. Tamam, bunu duydunuz mu? Hemen işe dönmemiz gerekiyor, yoksa başımız derde girecek. Öyleyse lastikleri seçelim. Evet, hadi bakalım. Evet, bu iyi görünüyor değil mi? Evet, hadi bakalım. Çok teşekkür ederim Blippi. Aferin sana. Rica ederim. Size de aferin. Sizlerle forkliftler hakkında bilgi almak çok eğlenceliydi. Bu bölümün sonuna geldik. Ama daha fazlasını izlemek isterseniz tek yapmanız gereken adımı yazmak. Hadi birlikte adımı yazalım. Hazır mısınız? 1, 2, 3. B, L, I, P, P, I. Blippi. Harika. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Hadi bakalım çocuklar. Eğlence burada. Blippi, Blippi. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi. Merhaba. Ben Blippi. Şuna bakın. Bu benim metal dedektörüm. Yer altındaki metalleri bulmak için kullanılıyor. Gözlerimizle göremediğimiz metalleri buluyor. Ama henüz bir şey bulamadım. Duydunuz mu? Bir şey bulmuş olmalıyız. Vay canına. Şuna bakın. Bu bir anahtar. Vay canına. Gerçekten çok büyük bir anahtar. Acaba kime ait? Hey, Güney Pasadena, Kaliforniya'daki çocuk mücevher salonuna ait gibi görünüyor. Oraya gitmeye ne dersiniz? Çok eğlenceli olacak. İşte geldik. Burayı çok seviyorum. Hadi içeri gidelim ve neler olduğuna bakalım. Hadi. Vay canına. Burası çok hoş. Şuna bakın.
Elmas büyüteci bu. Evet, çok güzel. Şu devasa elmasa bakar mısınız? Aşağıya ışık yansıtıyor ve her şeyi çok daha yakından görüyorsunuz. Bunun gibi, bu taş parçası gibi vay canına, ya da şu altın paralar, ya da şu kolyeler ve şu bilezikler. Burası harika. Şuna bakın. Bu korsan gemileriyle ilgili bir kitap. Vay canına. Hiç korsan gemisine bindiniz mi? Korsan gemilerine bayılırım. Aa, bakın. Bir insan. Merhaba dostum. Çocuk mücevher salonuna hoş geldin. Merhaba, sen de kimsin? Ben Kelly. Oo, Kelly mi? Çok güzel bir isim bu. Bence hazine avına çıkmanın zamanı geldi. Hazine avı mı? Hazine avlarına bayılırım. Siz hazine avlarını sever misiniz? Evet. İlk gizli ipucun burada. Oo, gizli bir ipucu. Üstünde Blippi ve ekibi için hazine ipuçları yazıyor. Ekip mi bu sizsiniz? Pekala, hadi okuyalım. Kulak verin bana. Gizli anlamlar var bu kağıtta. İlk ipucunuz çıkacaktır. Altın bir geminin altında. Vay canına. Bir saniye. Nerede olduğunu biliyorum. Bekle. Gitmeden önce kılık değiştirmelisin Blippi. Kılık değiştirmek mi? Oo, yeni kıyafetler. Evet. Bol şans. Tamam, teşekkür ederim. Çok eğlenceli olacak. Önce kılık değiştirmeliyiz. Evet, korsan şapkamızı taktık. Çünkü korsanlar hazinelere bayılır. Sonra da bir korsan ceketi giyiyoruz. Evet, işte böyle. Nasıl görünüyorum? Korsan kılıcı olmadan olmaz. Pekala, işte gidiyoruz. Şimdi keşfe çıkıyoruz. Vay canına. Oo, burası inanılmaz bir yer. Büyüleyici. Hadi yukarı gelin. Vay canına. Şuna bakın. Oo, burası çok renkli. Ve ipucunda altın renginden bahsedilmişti. Altın bir gemi. Siz görebiliyor musunuz? Evet, işte orada. Harikasınız, gidelim. Vay canına. Görünüşe göre bir ipucu daha bulduk. Altın gemi de işte burada. Harikaydık. Çok ilginç. Acaba ne yazıyor? Hey. Pembe tüylü dostum yine burada. Tüm sırlarımı anlatacak sana. Onu bulabilir misin? Sanırım ne olduğunu biliyorum. Pembe tüylü dost. Evet. Pembe tüylü bir kuştan bahsediyor olabilir. Tamam, hadi bakalım. Pembe bir kuş bulmamız gerekiyor. Siz görüyor musunuz? Buraya gel kuş. Buraya gel kuş. Hayır. Pembe bir kuş göremiyorum. Belki de bu taraftadır. İpucu aramayı seviyorum. Bir bakalım. İşte burada. Pembe kuşu görüyor musunuz? Merhaba kuşçuk. Merhaba. Ben Blippi. Nasılsın bakalım? Benimle kuş taklidi yapar mısınız? Kuu, kuu. Pekala. İpucu da buralarda olmalı. İşte bulduğum, yukarıda. Oo, vay canına. Altın bir zincir ve bir ipucu daha. Harika. Bakalım bunda ne yazıyor? Denizin altında ihtiyacın olacak bana.
yardımcı olurum dalgıçların suda nefes almasına. Su altında nefes almayı sağlayan bir şey bulmamız gerekiyor. Ne olabilir? Bilmiyorum. Pekala, ganimetimizi alalım ve keşfe devam edelim. Şuna bakın. Vay canına, bu masa çok havalı. Bir ayna var. Şuna bakın. Hey, sizi görüyorum. Beni görüyor musunuz? Hey. Çok komik. Pekala, bu masa gazetelerle kaplanmış. Tahta parçaları da var burada. Su altında nefes almamızı sağlamaz ama çok hoş. Acaba ne için kullanılıyor? Oo, çok güzel lambalar var. Bir zil. Dinleyin. Duydunuz mu? Ama burada zil değil, ipucu arıyoruz. Oo, şuna bakın. Merhaba. Hey. Bu bir kurbağa. Kurbağayı görüyor musunuz? Çok komik görünüyor. Birlikte kurbağa taklidi yapalım mı? Vrak, 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 vrak. Komik bir kurbağayım. Çok uzun süre su altında kalabilirler ama insanların su altında nefes almasına yardımcı olabileceğini sanmıyorum. Şuna bakın. Bu ayaklı bir duvar saati. Çok büyük. Bakın, hey, bir kuş daha. Merhaba karga. Yoksa bir kuzgun mu? Bilmiyorum. Ama çok sevimli bir kuş. Kuku! Burada bir sürü kuş var. Bu saatin işe yarayacağını sanmıyorum. Zamanı öğrenmemizi sağlar ama su altında işimize yaramaz. Çok renkli. Misketler. Şunlara bakın. Vay canına. Büyük misketler. 4 büyük misket topla. Biz de alabiliriz değil mi? Evet. İpucu ararken birkaç misket de alabiliriz. Şuna bakın. Bir mavi misket. Bakalım. Bir mavi misket daha. Vay canına. Şimdi burada 2 mavi misketim var. Pekala. Bakalım. Vay canına. Burada bir sürü misket var ve çok renkliler. Bu da öyle. Kırmızı bir misket. Bunu da alalım. 2 tane vardı. Bir tane daha aldık. Şimdi 3 tane oldular. 4.'cüyü bulmalıyız. Buna ne dersiniz peki? 4. misket. Bu kırmızı bir misket. Artık 4 büyük misketimiz var. Evet, 4 büyük misket. Pekala. Bakmaya devam edelim. Vay canına, şu boncuklara bakın. Burada bir sürü boncuk var. Bunlar daha küçükler ama. Ne yazıyor? 10 küçük boncuk seç. Tamam, bu çok kolay. Hadi boncuk seçelim. 10 tane. Hazır mısınız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sona geldik. 10, 10 küçük boncuk. Vay canına, rengarenkler. Bunlara gerçekten bayıldım. Çok eğlenceliydi. Siz de gördünüz mü? Şuna bakın. Bu bir dalgıç kaskı. Evet, dalgıçlar su altında nefes almak için dalgıç kaskı takarlar. Evet, ipucumuz buydu. Bakın. Çok heyecanlıyım, bir ipucu daha. Hadi birlikte okuyalım. Acaba içinde ne yazıyor? Ahtapotun 8 çılgın bacağı var. Hazinem senin olur, altın olanı bulursan eğer. Tamam,
Ne olduğunu biliyorum. Altın bir ahtapot bulmalıyız. Evet, bu çok kolay olacak. Tek yapmamız gereken altın ahtapotu bulmak için keşfe devam etmek. Buraya bayılıyorum. Çok güzel. Bakın, şurada daha fazla boncuk, misket ve hazine var. Vay canına, şuna bakın. Aa, bunun içinde bir yengeç var. Şuna bakın. Çok küçük bir yengeç. İçinde bir böcek var. Gördünüz mü? Vay canına. Bu çok güzel bir böcek. Çok beğendim. Hadi altın ahtapotu aramaya devam edelim. Vay canına. Bir bakalım. Görüyor musunuz? Evet, işte orada. Bu altın bir ahtapot. Evet. Vay canına. Şuna bakın. Bu çok güzel. Peki, ipucumuz nerede? Vay canına, şuna bakın. Bu bir hazine sandığı. Evet, başardık. Gizli hazineyi bulduk. Evet. Kilitli. Bunu nasıl açacağız? Bir saniye. Parktayken metal dedektörüyle bulduğumuz anahtarı hatırlıyor musunuz? Evet, işte burada. Evet. Bununla hazine sandığını açmayı deneyelim mi? Hadi bakalım. Evet. Bakın. Son hazineyi bulduk. Evet. Harika, başardık. Tebrikler Blippi. En eğlenceli kısma geldik. Bu ganimetlerle sihirli bir kolye yapacağız. Sihirli kolye mi? Beni takip et. Çok eğlenceli olacak. Hadi gidelim. Otur bakalım Blippi. Evet. Burayı hatırladınız mı? Çok heyecanlandım. İlk olarak hazineni alacağız ve tahtanın ortasına koyacağız. Tamam. Evet, bunları nasıl topladığımızı hatırlıyor musunuz? Tamam. Sihirli hazinemizi tahtanın ortasına yerleştirelim. Bir köpek balığı dişi. Hem de altın. Pekala. Böyle mi? Harika. Sonra boncukları tahtanın iki tarafına yerleştiriyoruz. Tamam. İki büyük kırmızı boncuğu alalım. Sonra da iki büyük maviyi alalım. İki küçük mavi boncuk. İki yeşil boncuk. İki turkuaz yeşilimsi boncuk. İki sarı boncuk ve son olarak iki pembe boncuk. İşte oldu. Çok güzel oldu. Şimdi tek yapmamız gereken altın bir zincir bulmak. Evet, öncesinde bulduğumuz zinciri hatırlıyor musunuz? Bu altın bir zincir. Vay canına, şuna bakın. Çok ağır. Hadi koyalım bunu. Tamam. Yerleştiriyorum. İşte oldu. Harika. Pekala. Nasıl oldu? Muhteşem oldu. Hazır mısın? Evet, hazırım. Hadi kolyeni hazırlayalım. Başlıyoruz. Şuna bakın. Vay canına.
Sihirli güçlere sahip olan bir kolye. Çok havalı. Blippi, bunu takmanı istiyorum. Denemek mi? Sihirli güçleri var. Acaba ne olacak? Pekala, işte başlıyoruz. Önce şapkamı çıkartmalıyım. Tamam, hadi bakalım. Neredeyim ben? Blippi. Blippi. Kolye beni görünmez mi yaptı? Sanırım. Vay canına, çok havalı. Gerçekten sihirli. Neredeyim ben? Seni bulabilmemiz için onu çıkartmalısın. Tamam, çıkartıyorum. Vay canına. Buradasın işte. Vay canına. Çok komik. Harikaydı. Güney Pasadena, Kaliforniya'daki çocuk mücevher salonunda sihirli bir kolye yaptık. Memnun oldum Blippi. Sihirli günler. Tebrikler Blippi. Evet, sizi de tebrik ederim. Harika bir iş çıkarttık. Pekala, sonra görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi. Merhaba, ben Blippi. Şuraya bakın. Vay canına, bu bir dondurma kamyonu. Bugün sizlerle dondurma kamyonlarını yakından tanıyacağız. Çok lezzetli. Pekala, hadi bu dondurma kamyonunun dış parçalarına yakından bakalım. Vay canına, rengarenk. Bakın, üstünde dondurma resimleri var. Çilekli dondurma, dondurmalı sandviç, çikolatalı külah dondurma ve kırmızı, mavi ve beyaz renkli bir dondurma var. Şunlara bakın. Çok havalı. Jantları pembe. Bu sayede dondurma kamyonu sokaklarda giderken havalı bir şekilde görünüyor. İşte böyle. bu da ne? Burada çocuklar yavaş geçin yazıyor. Işıklar da var. Size göstereyim. Vay canına. Pekala. Şu kırmızı kolu görüyor musunuz? Çektiğimde ne olduğuna bakın. Vay canına. Lambalar turuncu yanıyor. Ve tabela dondurma kamyonundan dışarı çıkıyor. Böylece dondurma kamyonuna yakın gitmiyorsunuz ya da en azından çok dikkatli oluyorsunuz. Böylece yaralanmıyorsunuz. Bunu bu şekilde bırakacağız. Size başka bir şey göstereyim. Şunu görüyor musunuz? Bu bir müzik düğmesi. Müzik! Müziği duyuyor musunuz? Bu müzik dondurma kamyonunun yaklaştığını ve dondurma alabileceğinizi gösteriyor. Bir de şuraya bakın. Las Vegas, Nevada'daki bu dondurma kamyonunun sosyal medya adresleri yazıyor. Güzel. şuraya bakın. Şu dondurma seçeneklerine bakın. Bunun rengi kırmızı, turuncu ve yeşil. Bir de şuna bakın. En sevdiğim iki renkten biri. Turuncu. Nefis. Bir ninja kaplumbağa. Sünger Bob kare pantolon. bir de şuraya bakalım. Bunu hatırladınız mı? Evet, diğer tarafta da vardı. Çilekli dondurma. Nefis. Şuraya bakın. Bu pencereye gelirsiniz. Ve dondurma siparişinizi buradan verirsiniz. Merhaba. Merhaba. Bir saniye. Burada kimse yok. Bir fikrim var. Sizinle birlikte içeri girip insanlara dondurma servisi yapabiliriz. Ne dersiniz? Hadi gelin. Pekala, hadi içeri girip
dondurma servisi yapalım. Ama önce jeneratörü çalıştırmalıyız. Jeneratör dondurucumuza enerji sağlıyor. Hadi çalıştıralım. Vay canına! Minik bir motor gibi. Verdiği enerjiyle dondurucumuz soğuk kalıyor. Ama dondurucumuz şu anda soğuk. O yüzden bunu kapatabiliriz. Pekala. Hadi içeri girip dondurma servisine başlayalım. Vay canına! Dondurma kamyonunun içi. Aha, çok heyecanlıyım. Oo, dondurma kamyonunun şoförü buraya oturuyor. Normal bir araç gibi. Bir direksiyon, vites kolu ve anahtarlar. Ama kamyon sürmeye gelmedik. Dondurma için geldik. Vay canına. Bu beyaz şeyi görüyor musunuz? Bu bir dondurucu. Hadi açalım. Oo! Şu dondurmalara bakın. Pekala. Hadi 5 tane dondurma seçelim. Hazır mısınız? Aa! Pekala. Birini aldım. Bir. İki. Ah, işte burada. Üç. Ah, evet. Evet. Dört. Tamam. Ve bir bakalım. İşte buldum. Evet. Beş. Tamam. Beş oldu. Soğuk kalması için kapatalım. Şimdi burada 5 tane var. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane dondurma. Şimdi 3 atıştırmalık bulmalıyız. Tamam. Patlamış mısır nasıl olur? 1. Peki cipse ne dersiniz? 2 atıştırmalık. Ne olabilir? Evet. Nefis. 3 atıştırmalık. Şu anda 5 dondurma ve 3 atıştırmalığımız var. 5 artı 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nefis. Pekala. Şimdi sosyal medyadan herkese nerede olduğumuzu haber vermeliyiz. Evet. Evet, burada dondurmalarımız var. Hadi onlara verelim. Pekala. Burada pamuk şekerimiz var. Kim pamuk şeker ister? Oo, nefis. Al bakalım. Ne deniyordu? Teşekkürler. Rica ederim. Burada dondurmalı sandviçimiz var. O benim. Harika. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ve bir de bundan var. Teşekkürler. Rica ederim. Dondurmanın tadını çıkartın, olur mu? Teşekkürler. Güle güle. Sizlerle dondurma kamyonlarını yakından tanımak çok eğlenceliydi. Şimdi eğlenceli bir dondurma şarkısının tam zamanı. Yapalım mı bir dondurma? Eğlenceli bir dondurma. Tıka basa yenen dondurma. Yine de karnını doyurma. Nefis çilekli dondurma. Krema ve muzlu dondurma. Bol meyveli bir dondurma, yine de karnını doyurma. Çikolata soslu dondurma, üstü vişne dolu dondurma. Koca bir tabak dondurma, yine de karnını doyurma.
Ya da jelibonlu dondurma. Nem nem nem. Tatlı solucanlı dondurma. Nem nem nem. Rengarenk bir dondurma. Nem nem nem. Yine de karnını doyurma. Nem nem nem. Yapalım mı bir dondurma? Eğlenceli bir dondurma. Tıka basa yenen dondurma. Yine de karnını doyurma. Yapalım mı bir dondurma? Eğlenceli bir dondurma. Tıka basa yenen dondurma. Yine de karnını doyurma. Nefis! Oo! Bakın elimde ne var? Bu bir oyun kili ve bir dondurmaymış gibi yapıyorum. Ama aslında bu bir oyuncak, yani sakın yemeyin. Pekala. Bakın, vanilyalı dondurmaya benziyor. Nefis. Ve bu da çikolatalı dondurmaya benziyor. Oo, bakın malzemelerimiz de var. Oo, mesela bu. Evet, bir çilek şurubu bu. Tamam. Kapağını çıkartalım ve biraz dökelim. Nefis. Oo, şuna bakın. Çikolata şurubuna benziyor. Vay canına. Oo. Yine buraya dökelim. Tamam. Nefis, çok lezzetli görünüyor. Çikolatalı dondurmamıza ise biraz krema koyalım, öyle değil mi? Nefis. Hadi bakalım. Oho, nefis görünüyor. Bakalım burada ne varmış? Birkaç oyun kili daha. Evet, bence bunun üstüne bir vişne koymalıyız. Tamam, birazını alalım. Bir güzel sıkalım. Evet, tamam, yuvarlayalım. Oo, tatlı bir vişneye benzedi. Üstüne bir boşluk yapalım. Evet, şimdi çikolatalı dondurmamıza koyabiliriz. Harika! Oho, nefis görünüyor. Dediğim gibi, sakın yemeyin. Bunun içinde biraz mavi ve turuncumuz var. Mavi ve turuncu en sevdiğim iki renk. Hadi jelibon solucanlar yapalım şimdi. Pekala, turuncunun yarısını alalım. Rulo yapalım. Tamam. Şuna bakın. Turuncu bir jelibon solucan. En üstüne koyalım. Şimdi de maviyi alalım. Ve bir jelibon solucan daha yapıp buraya koyalım. Evet. Rulo yapalım. Jelibon solucana bakın. Şuraya yerleştirelim. İşte iki leziz görünen oyuncak dondurma yaptık. Nefis. Evet, bu bölümün de sonuna geldik. Sizlerle dondurma kamyonlarını yakından tanımak çok eğlenceliydi. Ayrıca dondurma şarkısını dinlemek, söylemek ve dans etmek de harikaydı. Daha fazlasını izlemek isterseniz, o zaman tek yapmanız gereken adımı yazmak. Birlikte adımı yazalım mı? Hazır mısınız? B-L-I-P-P-I. Blippi. Pekala, sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Hadi bakalım çocuklar, eğlence burada. Blippi, Blippi. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi. Merhaba. Bakın. Vay canına. Büyük beyaz bir poşet. Acaba içinde ne var? Oh!
Oo! Bir sürü rengarenk top. Oo! Bir tane daha var. Oo! Büyük beyaz bir poşet. Şunu izleyin. Hazır mısınız? Tamam. İşte geliyor. Bir sürü renkli top var. Vay canına. Oo, şunlara bakın. Vay canına. Pekala. Oo, evet. Tamam. Şimdi topları masadan kaldıralım. Beyaz masamıza geri dönmüş olduk. Evet, işte beyaz masamız. Hadi bakalım, renkleri öğrenelim şimdi de. Oo, bakın. Bakın, bu canavar kamyonun rengi siyah, yeşil, mor ve biraz da kırmızı. Bakın, bir polis arabası. Aa, sireni bile çalıyor. Bu polis arabasının rengi siyah, beyaz, kırmızı ve mavi. Vay canına. Şu inşaat araçlarına bakar mısınız? Oo! Vay canına. Şunlara bakın. Her şey var. Dört inşaat aracı da neredeyse aynı renk. Hepsinde siyah renk var. Hepsinin sarıya dönük turuncu bir rengi var. Sadece sarı diyebiliriz aslında. Vay canına. Evet. Bu bir kazıcı yükleyici. Bu bir çimento kamyonu. Bu bir damperli kamyon. Vay canına. Ve bu da bir buldozer. Evet. Hadi başka renklere bakalım. Bu bir çöp kamyonu. Çöp kamyonu. Hey, çöp kamyonunun rengini söylemeyi unuttum. Evet, bunun rengi yeşil. Traktörle aynı renk. Evet, bu bir traktör. Traktörün sarı tekerlekleri var. Pekala, güle güle, güle güle.
Ve son bir aracımız daha var. Evet, bir itfaiye kamyonu. İtfaiye kamyonu. Bu itfaiye kamyonu kırmızı renkli. Üstünde biraz sarı ve beyaz da var. Sizlerle renkleri öğrenmek çok eğlenceliydi. Görüşürüz. Hadi bakalım çocuklar, eğlence burada. Blippi, Blippi. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar, Blippi. Hey, buraya gelin. Merhaba, ben Blippi. Bugün Scottsdale, Arizona'daki Odyssey'deyiz. Gelin. Bu çok eğlenceli olacak. Bugün sizlerle bazı hayvanları tanıyacağız. Evet. Vay canına, şuraya bakın. Oo, yağmur damlalarına benziyorlar. Merhaba. Hadi beni takip edin. Vay canına, yukarı çıkıyoruz. Evet, hadi gidelim. Çok eğlenceli olacak. Gördünüz mü? Rus Mersin balığının sırtına iki parmağımla dokundum ve hoşuna gitmiş olmalı. Oo! Vay canına, çok soğuk. Derisi sert ama kaygan bir yapısı da var. Bu onu parazitlerden koruyor olmalı. Evet, bakın bir tane daha var. Bu harikaydı. Oo, şunu gördünüz mü? Bir vatoza dokundum. İki parmağımla sırtına dokundum. Evet. Tamam. Evet, bir tane daha bulalım. Aa, evet, burada bir tane daha var. Oo. Aa, merhaba. Çok komikti. Hey, buraya gelin. Oo. Burada bir sürü var. Aa, şuna bakın. Bakın, yere uzanmış. Evet, bu farklı bir tür. Aa, evet, bir tane daha. Hey, nasıl hissettirdiğini anlatayım. Biraz şey gibi. Bakın, bir tane daha. İşte şimdi nasıl olduğunu anladım. Islak bir jelibon gibi diyebilirim. evet, çok kaygan ve yumuşak ama aynı zamanda da oldukça sert. Oo, bu çok eğlenceli. Vay canına. Merhaba. Merhaba Blippi. Burada ne yapıyorsun? Oturup en sevdiğim balığa bakıyorum. Kaşık balığı. Oo, kaşık balığı mı? Çok havalı. Evet. Tamam, sonra görüşürüz. Görüşürüz Blippi. Oo, akvaryumun perde arkası çok eğlenceli. Merhaba. Merhaba. Burası harika. Vay canına. Merhaba. Merhaba. Burada birçok insan çalışıyor. Oo, şuna bakın. Evet, akvaryumun tepesindeyiz. Oo, aşağıdaki suya ve balıklara bakın. Vay canına. Hadi beni takip edin. Aa, şu odaya bakın. Evet, bir sürü dalgıç eşyası var. Hava tankı ve dalış kıyafeti. Evet, bu balıkları köpek balıklarına götürmeliyiz. Çok acıkmış olmalılar. Gelin.
Oo. Aa. Ha, evet. Oo, şuna bakın. Bunu çizen kişi çok yetenekli olmalı. Köpek balıklarının farklı bölgelerini gösteriyor. Evet. Mesela solungaçlar. Aa, şuraya bakın. Başardık. Evet. Alın merhaba, bakalım. Merhaba, teşekkür ederim. Rica ederim. Adın nedir? Adım Deni. Oo, bu Deni. Burada ne yapıyorsun? Kate ile birlikteyim. Şu anda büyük köpek balıklarını besliyor. Ay canına. Orada bir balık gördüm. Bakın. Oo, neden elinde sopaya bağlı bir balık var? Bu sayede yemekleri köpek balığımıza çekiyoruz. Suda parlayan bir kolonun üstünde duruyor. Yemekleri onlara ulaştırmak için uzun bir alete ihtiyacı var. Tamam. Yani ucunda balık olan sopayı gören köpek balığı geliyor ve sonra ziyafet çekiyor. Çok eğlenceli görünüyor. Harika. Bu balık çok büyük görünüyor. Köpek balıklarını beslediğim balık ne kadar büyük? Yaklaşık bu büyüklükte. Onlara lüfer balığı deniyor. Üstlerinde mavi bir desen var. Pekala. Bu bir lüfer balığı. Yaklaşık bu büyüklükte. Peki ben ne tür bir balık getirdim? Ringa balığı getirmişsin. Bu büyük bir balıktır. Tamam. Kapelin balığı da var. Şu küçük olanlar. Tamam. Çok ilginç. Evet. Aa. Hey, birini balık beslerken izlemek çok güzel. Evet, ben de köpek balığı besleyebilir miyim? Evet, elbette. Tamam, pekala. Eldiven takmayı unutma. Balıklar kötü kokabiliyor. Tamam, pekala. Eldivenleri takalım ki haftalarca elimiz balık kokmasın. Evet, tamam. Eldivenlerimi taktım. Oldu. Bir eldiven, iki eldiven. Tamam, şimdi ne yapacağım? Mutfaktan getirdiğin balık kutusunu alacağız ve o tarafa gideceğiz. Tamam mı? Peki. Tamam. Evet. Tamam. Tamam. Besleme platformuna gidiyoruz. Tamam. Oraya çıktığımız anda balıklar bizi bekliyor olacak. Tamam. Oo, bakın. Platformdayım ben. Oo, balıklarla aramda hiçbir engel yok. Tamam. Suya atlayacağım. Aa, hayır. Şaka yapıyorum. Evet, işte başlıyoruz. Birer birer atabilir miyim? Nasıl istersen, tek tek ya da hepsini aynı anda atabilirsin. Pekala. Afiyet olsun balıklar. Nasıl geldiklerine bakın. Yemeklerini çok beğendiler. Oh. Şunlara bakın. Yukarıda toplanıyorlar. Çünkü onlara bu lezzetli yemekleri attığımı biliyorlar. Evet. Alın bakalım balıklar. Hop. Beğendiniz mi? Tadı güzel mi balıklar? Yoksa kötü mü? Tamam, çok az kaldı. İşte geliyor. Oo, bu çok eğlenceliydi. Harika. Oo. Oo, bir kaplumbağayı besliyor. Gelin. Vay canına. Burada çok güzel şeyler var. Vay canına. Evet, bu taraftan. Oo. Ha. Hey, ne yapıyorsunuz? Yeşil deniz kaplumbağamız Greta'yı besliyorum. Oo, Greta'yı besliyormuş. Çok güzel bir isim. Bu da Greta. Onu görüyor musunuz? Merhaba Greta. Merhaba. Oo, Greta hangi yemekleri seviyor? Greta marula bayılır. Onun dışında salatalık, dolmalık, biber ve bazen de havuç yiyor. Oo, marul, dolmalık biber, salatalık ve havuç. Greta çok sağlıklı olmalı. Greta'yı besleyebilir miyim? Tabii. Pekala. Tamam. Nasıl vereyim? Biraz mı? İstersen yaprağın tamamını verebilirsin. Nasıl istersen. Tamam. Al bakalım Greta. Oo.
Tamam, ne yapıyorsun? Tam arkanda. Başka vereyim mi? Tabii. İşte böyle bazen göremiyorlar. Tamam. Evet. Oo, Greta çok acıkmış. Al bakalım Greta. Nefis. Al bakalım. Oo, Greta çok büyük. Greta'nın ağırlığını biliyor musunuz? 45 kilonun biraz üstünde. Oo, 45 kilo mu? Vay canına. Al bakalım. Hop. Şimdi de büyük bir parça verelim, değil mi? Greta'nın nasıl yiyeceğini görelim. Al bakalım. Top. Tam karşında. Evet. Oo. Hey, merhaba. Merhaba. Oo. Çok büyük bir marul yaprağıydı. Merhaba. Hey. Merhaba. Gelin. Hayvanlara dokunduğumuz için bence şimdi tuvalete gidip ellerimizi yıkamalıyız. Hadi gelin. Oo, tuvalete hoş geldiniz. Oo, bakın. Oo. Bu tuvalet suyun altında. Aslına bakarsanız bu tuvalet Amerika'nın en iyi tuvaleti ödülünü aldı. Evet, burada ellerinizi yıkarken balıklara ve köpek balıklarına bakabilirsiniz. Oo, bu harika. Oo, çok havalı. Pekala, ellerimi yıkadım. Şimdi onları kurulamalıyım. Siz de manzaranın tadını çıkarın. Oo, hadi bakalım. Bu yürüyen merdivenle okyanusun derinliklerine inelim. Hadi gelin. Bakın, suyun altında gibiyiz. Şuraya bakın. Aa, harikaydı. Okyanusun derinliği sergisine hepiniz hoş geldiniz. Hey! Orada ne yapıyorsunuz öyle ha? Aşağı gelin. Oho! Hey! Bakın! Merhaba! Hey! Bu bir deniz aslanı. Bir tane daha var. Aa, çok büyük! Oh, harika. Ah, şuraya bakın. Oh, merhaba. Vay canına. Burada bir fok da varmış. Hadi onu bulalım. Bir bakalım. Ah, işte burada. Merhaba. Gördünüz mü? Bu bir fok. Merhaba. Burada 3 deniz aslanı ve bir fok var. Şimdi onları ayırt etmenin en kolay yolunu size göstereceğim. Bir deniz aslanıysanız ön yüzgeçlerinizi bu şekilde yürümek için kullanırsınız. İşte böyle. Ama foklar bunu yapmaz. Foklar... Oh, merhaba. Ne kadar da meraklısın. Çok meraklı. Bu bir deniz aslanı. Çünkü yüzgeçleriyle yürüyor. Merhaba, 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 merhaba. Çok akıllı hayvanlardır. Nasıl takip ettiğini görüyor musunuz? Yön değiştireceğim. Vay canına. Tamam, foklarsa böyle yürümezler. Bu bir deniz aslanı. Deniz aslanı. Foklarınsa
yüzgeçleri o kadar güçlü değil. Ayrıca kısa ve kalındır. O yüzden böyle yapıyorlar. Paytak paytak gidiyorlar. Çok komik. Aa, ne kadar da etkileyici canlılar. Hadi biraz daha inceleyelim. Vay canına, penguenler mi? Evet, akvaryumun perde arkasındayız ve birkaç penguenle tanışacağız. Gelin. Pekala. Ağır ve sessiz adımlarla gidelim ve ses çıkarmayalım. Oo, merhaba. Siz kimsiniz? Ben Haç. Oo, bu Haç. Tamam, burada ne yapıyorsun? Penguen ve sürüngenlerle çalışıyorum. Oo, penguenler ve sürüngenler. Arkadaki penguenleri görüyor musunuz? Vay canına, merhaba. Burada sadece iki pengueniniz mi var? Hayır, daha fazla dostumuz gelecek. Eline bir oyuncak alabilirsin, onlarla oynayabiliriz. Tabii. Bir oyuncak alalım ve birkaç penguen daha görelim. Şuraya bakın. Buraya gelin. Gelin bakalım, gelin. Oyuncakları istediğin gibi hareket ettirebilirsin. Baksana, şimdiden sana merhaba demeye geldi. Aa, gölgemden hoşlanıyor gibi, öyle değil mi? Olabilir, penguenler zıt renkleri çok sever. Ayrıca renkleri de çok iyi görürler. Gözlerinde bizdeki gibi çomak ve koni hücresi var. Aslında kuş olsalar da yavru kedi gibi davranıyorlar, değil mi? Biraz benziyorlar. Farklı türde oyuncaklarla oynamayı seviyorlar ve tıpkı yavru kediler gibi ne zaman dokunulmak istediklerini bize söylüyorlar. Tamam. Ah, çok ilginç. Çok güzelmiş. Hey, daha yakından bakın. Ah, güle güle. Penguenler çok komik. Peki bu penguenler nereden geldi? Bu penguenler Güney Afrika'dan geldi. Tamam. Akvaryumumuzda 32 penguenimiz var. Vay canına, 32 tane penguen. Bunlar Güney Afrika'dan mı geldi? Yani Antarktika değil mi? Antarktika değil. Bunlar sıcak iklimleri tercih eden birkaç türden biri. Aa, anladım. Çok güzel ve çok ilginç. Sıcak iklim ve penguenler. Her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. Hadi şuraya oturalım, değil mi? Haç buraya bir penguen getirecek. Oo, çok heyecanlıyım. Bir penguene dokunacağım. Oo, merhaba. Tamam. Penguene iki parmağımla dokunacağım. Sırtını hafifçe seveceğim. Evet. Hazır mısın? Oo. Çok yumuşaktı. Penguenlerin santimetre kare başına 15 tüy olduğunu biliyor muydunuz? Çok kısa ve çok sık tüyleri var. Tekrar dokunabilir miyim Haç? Dokunabilirsin. Tamam. Hoşuna gitti mi? Sevdin mi? Sana gösteriş yapıyor. Aa! Kafasını sallaması ne anlama geliyor? Çok mutlu olduğu anlamına geliyor. Yeni erkek arkadaşı olabilirsin. Umarım öpücük istemiyordun. Aa, merhaba. Bu küçük mavi penguen. Gerçekten çok küçük. Vay canına. Bu şema farklı penguenlerin boyutlarını gösteriyor. Oh. İşte bugün tanıştığım penguen. Afrika pengueni. Oo, gittikçe büyüyorlar. Vay canına. Aa, ne kadar büyüdüklerine bakın. Oo, şu penguenin büyüklüğüne bakın. Oo, 1 metre 30 santimetre uzunlukta. Ne kadar büyük olduğuna bakar mısınız? Ha, gerçekten bu çok büyük bir penguen.
Oo, bakın bir tukan. Gagasını gördünüz mü? Şekli bir muza benziyor. Çok renkli bir muza. Burada başka bir kuş var. Gelin. Vay canına. Merhaba. Rengarenk bir papağan. Merhaba. Nasılsın? Tüylerinin rengi sarı, mavi ve kafası da yeşil. Merhaba. Hey, size göstermek istediğim bir hayvan daha var. Hadi gelin. Oo, bakın. Şu hayvana bakın. Çok yavaş hareket ediyor. Hangi hayvan olduğunu biliyor musunuz? Evet, bu bir tembel hayvan. Hadi tembel hayvan taklidi yapalım. Merhaba. Nasılsınız? Çok komikti. Merhaba, merhaba. Şunlara bakın. Bunlar susamuru ve çok sevimliler. Nasıl yüzdüklerine bakın. Vay canına. Nefeslerini uzun süre tutabildiklerinden eminim. Oo, çok hızlılar. Suda yüzen kedi gibiler. Ama gerçek bir kedi değil tabii. Oo, merhaba. Merhaba. Oo, bir tane daha var. Harika. Scottsdale, Arizona'daki Odyssey Akvaryumunda sizlerle hayvanları yakından tanımak çok güzeldi. Bu bölümün sonuna geldik. Daha fazlasını izlemek isterseniz tek yapmanız gereken adımı aratmak. Birlikte adımı yazalım mı? Hazır mısınız? B-L-I-P-P-I. Blippi. Harika. Pekala. Sonra görüşürüz.